Evet, selamlar arkadaşlar hepinize. Bugün AYT simülasyonu yapıyoruz. AYT çözeceğiz. Saat tam 10.15'te pazar gününde böyle bir simülasyon yapalım dedik. Ama nasıl bir simülasyon? Gerçekten her şeyi tamı tamına yapmaya çalışalım tabii. Mesela üstünde benim küpem yok. Yok kolyem falan yok. Hani herhangi bir demir eşya, metal eşya yok. Yanımda suyum var. Kalemim de ÖSYM kalemi. Emeğiniz emanetimizdir kalemi. İki tarafını da açıyorum ben bunun. Bu mantıklı bir hareket. İki tarafını da açın kalemin yani sınavdayken. Onun dışında evet bir de silgi. Silgiyi unutmayalım tabii. Silgimiz de var. Kalem tıraş gerek olmaz umarım. Yani kalem tıraş mesela ben sınavdayken çok kalem tıraşla uğraşmamıştım. Neyse bugün çözeceğimiz deneme arkadaşlar. Beşli başarı kamp denemesi paraf yayınlarının AYT kitabı. Beşler deneme var içinde. İlkini çözeceğim ben. Haşet yaparım. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. AYT bayağıdır çözmedim. Bakacağız. Ben zaten sınava gireceğim. Görüz arkadaşlar. O zaman süremiz başlasın şimdi. Başlasın mı? Başlasın.
Thank you.
Evet arkadaşlar, sınav bitti. Benim sayıcıma göre en azından. Bir dağıldım ya, bir bittim artık. Uf. Nasıl geçti? Nasıl sınav? Ben şimdi kontrol edeceğim. Bak. Yaptık bir şeylerdi. Ben de unutmuşum, bayağı unutmuşum ya. Matematikte falan şey var mesela, mantık sorusu var. Bizim zamanımızda mantık olmadığı için, geçen sene mantık olmadığı için boş bıraktım mesela onu. Bakalım. Tamam şimdi. Yok. Volkan sen hani derece yapmıştın. Biz seni güvenmiştik. Volkan ne kadar yanlışın çıktı. Derece senin yanlışın mı çıkar? Biyoloji sıfır. Biyoloji hiç fikrim yok biyoloji hakkında. Evet. Çıktı bir şeyler. Yaptığımız yanlışlara bakalım hemen. Şimdi 1, 2. 2 yanlış, 1 boş. 3 yanlış, 4 yanlış. Matematiğimiz 4 yanlış. 1 boş çıktı. Fenerimizde 1, 2. 2, 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 yanlış, 2 boş çıktı. Evet. Toplam ne oluyor? 13 yanlış, 3 boştan. Kaç net oluyor lan? 16, 64, eksi 3, 60-75 netim çıktı. Nasıl? Gerçek sınavda kaçtı? 77,5. Çok iyi. Peki neden bu kadar yanlışım çıktı? Şimdi öncelikle fizikte iki yanlışım var. Bir tane boşum arasında HC falan fotoelektron diyor. Onları hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Zaten bizde çıkmıştı onlar. Sonra kimyada zaten ilk soruyu yanlış yapmışım. Ben zaten bu sorunun cevabını şey düşündüm. Bence 1-3 dedim. 1-3 diye şık yoktu. Yalnız 3'müş ya. Sonra 1-2-3 işaretmişti ben. Bunu ilk önce 10 yapmıştım. Keşke çevirmeseydim. Şimdi bence hepsi doğru bunun. Ama büyük ihtimalle ben tabii bilmiyorum. Ben bilmediğim için yani. Bu ortak değilmiş üçüncüsü. Bu da böyle. Mesela bitki, bitkide doğru mu yok? Çünkü bitki hem bizde yoktu, sonradan çalışmadım, hem de çok unutmuşum. Boş bıraktım bir tanesi zaten. Normalde ben hiçbir zaman boş bırakmam. Bitkide ama zaten 3 tane soru var, 2 tanesi yanlış, bir tanesi boş. Hiç fikrim yok. Zaten bu cevabı yalnız bilmiş. Ben 3-4 dedim. Peki. Matematikte nasıl çıktı ya? Matematikte nasıl yanlış mı çıkar oğlum? Tamam bunu boş bıraktık. Bu okey. Bunu boş bıraktım. Normal. Ama iki tane yanlış mı çıktı? Bunu nasıl yanlış? Oy be. Matematikten
Demek ki arkadaşlar unutuluyormuş demek ki. Her zaman öyle ben kendime çok geliyorum falan olmayacakmış. Yanlışa çıkıyormuş. O zaman arkadaşlar siz de netinizi falan yazın aşağı istiyorsanız ya da öyle takılın işte. Evet, simülasyon takıldık. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.